odunların balığa, ateşin de suya dönüştüğüne inanıyoruz. Ayn Zeliha da Nemrut'un kızı, Hazreti İbrahim'e aşıktır ve adeta surlardan düşecekmişiz gibi bir hissiyat var. Bir kral, iki onun eşi ve iki çocuk. Az önce bir hata oldu, çok büyük bir hata. Neyse, Nekropolis adı veriliyormuş. Şüphesiz İbrahim Tatlıses, doğma büyüme Urfalı olan İbrahim Tatlıses. Burada İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi var. Evet, herkese yeni bir videodan, yeni bir gezi rotasından merhaba. Şu anda Gaziantep Opet Petrol'deyiz. İlk defa bir vlogumuz şehir içinde, ülke içerisinde gezi olacak. Kendi aracımızla, bir Hyundai Getty'mizle yola çıkıyoruz. Bir Doğu Anadolu turu planlıyoruz. İlk hedefimiz Gaziantep'ten Şanlıurfa olacak. Daha sonra devam edeceğiz. Bakalım bu yolculukta neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi her şey hazır. Yola çıkıyoruz. Evet, şu an Urfa yoluna çıktık. Otobandayız. Gayet sakin, güzel. İlkbaharın başlangıcı olduğu için etrafta oldukça hoş. Sakin sakin, güzel bir şekilde müzik eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Evet, şu anda Fırat Nehri'nin üzerindeyiz. Fırat Viyadüğü'nde. Hızlı bir geçtik ve yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra Şanlıurfa'ya giriş yaptık. Şu anda Şanlıurfa şehir merkezindeyiz ve Balıklı Göl'e doğru devam ediyoruz. Girer girmez bizi karşılayan sıcak bir hava var. Bakalım sonrasında ne olacak? Rüzgar da var bu arada ama güneşin etkisi de kendini hissettiriyor. Birazdan Balıklı Göl'e doğru devam edeceğiz. Urfa artık tamamen karşımızda. Çok güzel bir şekilde bizi karşılıyor. Tüm şehir merkezi ayaklarımızın altında diyebiliriz. Dedeman Otel sağ üst köşede görüyoruz ve şehir merkezi. Artık Balıklı Göl çok yakın. Evet, artık tamamen Urfa'nın göbeğindeyiz. Arabamızı park ettik. Şu anda merkeze doğru yürüyoruz. Çok yakın zaten. Bütün neredeyse güzellikler burada. Balıklı Göl, Hazreti Eyüp, Sabır Makamı, tarihi camiler, Urfa Kalesi, hepsi burada diyebiliriz. Buradan geçerken de zaten böyle güzel tarihi mağaralar var. Buradan geçip devam ettiğimizde de kale kısmı ve merkez kısmı ileride kalıyor. Şu anda Şanlıurfa deyince ilk akla gelen Şanlıurfa'nın en önemli turistik merkezi olan ve aynı zamanda çok önemli bir tarihe ve dini sembolü olan Balıklı Göl'e geldik. Balıklı Göl, Urfa biliyoruz ki zaten peygamberler şehri ve biz de bir cuma günü geldik. Bu çok hoş oldu gerçekten. Burası da rivayet olur ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın odunla birlikte ateşe atılmak ve ateşte yakılmak istendiği yer. Odunların balığa, ateşin de suya dönüştüğüne inanıyoruz. Ve bu çerçevede burası çok daha özel ve çok daha anlamlı bir yer haline geliyor. Gördüğümüz gibi tarihi yapısı, mimarisi ve dokunulması yasak olan ve gizemli balıklarıyla burası çok önemli bir yer. Rivayete göre buradaki balıklar önemli zamanlarda, afet zamanlarında ve savaş zamanlarında bu suyun rengi kararmış ki geçtiğimiz depremde de, yaşadığımız kötü depremde de suyun rengi kararmıştı ve o gizem yine ortaya çıkmıştı. Ve buradaki balıkları alıp avlamaya çalışanların da tehlikeli şeylerle karşılaştığı rivayet ediliyor. Balıklı Göl böyle gayet güzel bir gezi alanı Şanlıurfa'da. Balıklı Göl'ün hemen yanı başında bulunan yer ise Halilurrahman Camisi. Yine Şanlıurfa'nın önemli eserlerinden, önemli turizm noktalarından bir tanesi. Bu cami milattan sonra 56. yılda yapılmış ki çok eski. İlk yapıldığında Meryem Ana Kilisesi olarak yapılmış ve daha sonra Halilurrahman Camisi'ne çevrilmiş. Şu gördüğümüz bölüm de Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı makam olarak biliniyor. Burada hemen ayeti kerimede yazıyor ki ey ateş, İbrahim Aleyhisselam'a su gibi serin ol şeklinde bir ayeti kerime var ve bu o kısım olduğu söyleniyor. Bu bulunduğumuz bölge de Şanlıurfa Kalesi'nin hemen yan tarafında bulunan Ayn Zeliha Gölü. Rivayet odur ki
Ayzeliha Nemrut'un kızıdır. Kralın kızıdır ve Nemrut'u burada bulunan iki sütun arasından ki ona daha detaylı bakacağız. Burada bulunan iki sütun da mancınıktan göle atıldığı söylenir. Ayzeliha da Nemrut'un kızı Hazreti İbrahim'e aşıktır ve Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğunu gördükten sonra babasının krallığını tamamen yüzüne karşı reddeder ve zaten Hazreti İbrahim'in yanmadığını gören Nemrut çılgına döndüğü için kendi kızını diri diri ateşe yakar, ateşe atar ve bu bölgede ki ateşe atıp yakar ve bu bölge aynı Zeliha, Zeliha'nın gözyaşı olarak bilinir ve rivayet odur ki bu balıklar arasında sadece bir tane beyaz balık vardır ve o balığı görenin bütün hayalleri kabul olur. İlk gelip baktım ben birkaç dakika, şu an için göremedim tabii ama böyle bir rivayet var bu aynı Zeliha Gölü içinde. Evet, şu anda da Şanlıurfa Kalesi'nin hemen eteklerindeyiz. Buradan şehir manzarası mükemmel. Adeta surlardan düşecekmişiz gibi bir hissiyat var. Tüm Urfa ayaklarımızın altında, tarihi camiler, balıklı göl, tarihi alanlar, tarihi oteller ve tüm Şanlıurfa manzarası burada ayaklarımızın altında. Şehir dinamiği, şehir yapısı ile ilgili bilgi edinmek için de mükemmel bir alan burası. Burada da Eyyubiye'nin Eyyubiye yazısı var ve buradan manzara, görüntü mükemmel. Şu an Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin hemen önündeyiz. İçeride birçok tarihi eser var ve bir kazı çalışma alanı burası. Ancak şu anda görünen o ki deprem sebebiyle, ki burada yapının nasıl hasar gördüğünü görebiliriz, kapalı ve maalesef şu an giremiyoruz. O sebeple şu anki ilk rotamız Göbekli Tepe. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe. Evet, maalesef ki tam Göbekli Tepe yolundayken kapalı olabileceğini düşündük depremden dolayı ve aynen de öyleymiş. Arayıp sorduğumuzda kapalı olduğunu söylediler Göbekli Tepe'nin. O yüzden maalesef ki oraya da gidemedik. Ancak tekrar geldik ve yol üzerinde bu alanların ne olduğuna baktık. Ve burası kral mezarlarıymış. Ülkemizde birçok farklı yerde de örnekleri görülen bu mezarlar burada 2. 4. yüzyıllar arasında yapılmış. Propolis, yanlış hatırlamıyorsam kenti adı veriliyor bir yandan da. Bizans, Roma Bizans döneminde yapılmış buralar. Ve içeride çeşitli kral mezarları var. Çok tarihi bir alan. Burada okuduğumuzda şuradaki kral mezarının yukarıda bir kral, iki onun eşi ve iki çocuk silüeti yapılmış. Birçok tahribat görmüş burası ve tam olarak anlaşılmıyor. Ancak tebeşirlerle çizmişler bu gördüğünüz uzanan bir kral heykeli ve etrafında iki kadın ve iki çocuk var ve dış kısımda da onu bekleyen bir asker var. Burası da çok tarihi bir alanı Urfa'nın. Ayrıca Arkeoloji Müzesi zaten hemen bunun arkasında. Yani ne kadar tarihi, ne kadar önemli bir alan olduğu buradan belli. Şimdi de buralardayız. Zaten burada hemen Hotel El Ruha ve Balıklı Göl gibi önemli alanları da burada. Kale yine arka tarafta. Şu an için böyle. Karşıda yine Mozaik Müzesi var. Arkeoloji Müzesi bu taraftaydı. Hemen bu tarafta Piazza var. Bu şekilde şu anda akşam üzeri ve Urfa'yı gezmeye devam ediyoruz. Evet, Nekropolis. Tabii ki de Propolis değil. Az önce bir hata oldu. Çok büyük bir hata. Neyse, Nekropolis adı veriliyormuş. Nekro, ölü ve polis, şehir adamı. Ki şehir anlamında. Ki polis, daha önceden de antik Yunanlarda, Romalılarda polis adı verilirdi şehir yapılarına. Tarihten hatırlayacak olursak. Burada da yine bir kral mezarı var. Ve en ihtişamlarından bir tanesi burası. Ve her şey hala aşikar bir şekilde görünüyor. İşte bu sütunlar, önemli işlemeler. Yine bu tarafta da çeşitli sütunlar var. Burada baktığımızda, yine buradan okuduğumuza göre, burada çeşitli figürler var iki tarafında. Bu özel bir figür. Gövde kısmı bir atın gövdesi, üst kısmı yani atın baş kısmı bir insan vücudu ve kuyruğu bu şekilde yuvarlanan bir balık kuyruğu şeklinde. Burada ve burada iki tane bu silüetten var. Burada iki tane çukur var. Bu çukurlardan bir tanesi iskelet çukuru, bir tanesi de hazine çukuru olarak
buraya yapılmış. Evet, Urfa deyince akla gelen en önemli isimlerden bir tanesi de şüphesiz İbrahim Tatlıses. Doğma büyüme Urfalı olan İbrahim Tatlıses. Burada İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi var. Ancak şu anda saat 5'ten sonra olduğu için kapalı. Burası da çok tarihi yerler ve ara sokaklardan geçerek buraya gidiyorsunuz. Hemen burada Harran Kapısı bulunuyor. Harran Kapısı'ndan geçtikten sonra Hazreti Eyüp'ün Sabır Türbesi'ne doğru devam ediyorsunuz. Biz yine de bakacağız oraya. Ancak bugün kapalı orası. Tıpkı müzeler gibi. Burada da ara sokaklarda böyle bir görüntü var. Ve güneşin de burada görüntüsü şu anda muazzam. Evet, Urfa'da artık günü bitirmek üzereyiz. Daha önce de gösterdiğim Hazreti İbrahim'in ateşe fırlatıldığı mancınık iki direğin arasından burası buradan çok daha güzel görünüyor. Şu anda büyük bir sis hakim. Akşam olmak üzere ve cami burada yine minareler çökmüş bir miktar. Urfa görüntüsü tüm yerelliğiyle burada karşımızda. Şu anda Şanlıurfa sembollerinden birisi olan Sembol Ocakbaşı'ndayız. Burası sıra gecesi bölümü. Tabii şu anda sıra gecesi yok. Burası bir konak içerisinde kurulu alan. Sıra gecesi bölümü şu an toplanmış vaziyette. İç tarafı da tamamen tarihi bir konağın içerisinde ve güzel bir yapıyla kurulmuş şekilde böyle restoranın iç kısmı oldukça mistik, güzel bir yapısı var.